Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Biz tanıyoruz ama. Ben pazarlıyım. Rize Pazar, Sessizdere Köyü'nde Bahattin Karahan. Bahattin Bey, kısa belediye araştırmalarımız var. Birkaç kısa sorularımız olacak. Örneğin belediye deyince aklınıza ne geliyor? Belediye nedir sizce? Belediye öncelikle bir hizmet, halkına bir hizmet yapan bir belediyecilik olması lazım. Kurum. Kurum yani. Evet. Peki ideal belediye başkanının 3 tane özelliği, yani ideal bir belediye başkanında ne 3 tane özellik aklınıza gelen ne olabilir? 3 özellik. 3 tane özellik derken? 3 özellik belediye başkanının. Belediye başkanının istediğinden 3 özellik. Nasıl bir? Halkımızın istediği mi yoksa? Yani. İşte senin istediğin 3 yani, özellik. Yani bir belediye başkanında aradığım 3 özellik şudur yani, diyebileceğim bir şey var mı? Yani pazara bir iyi bir hizmet vermesi lazım, önemli. Ha, iyi bir hizmet vermesi lazım. Önce tabii yani sağlık sorunları, demin daha dediğimiz gibi sağlık sorunları olması lazım. Sağlıklı olması lazım. Altyapı. Önem vermesi lazım. Yeterli onları, bu kadar. Evet. 3 taraf alan dediğimiz. Şimdi örnek aldığınız bir belediye var mı sorusu var. Var tabii. Şu anda örnek aldığımız bir belediyecilik Ardeşen. Ardeşen'in şehri için bambaşka. Pazarımız Çobruk tamam. içinde. Çok kısa diyoruz, geçiyoruz. Pazarda şu anda yapılan belediyelik anlayışını ve belediye hizmetlerini nasıl buluyorsun şu andaki pazardaki hizmetleri? Şu andaki pazardaki hizmeti ben doğru bulmuyorum. Tamam, doğru bulmuyorsunuz. Çok kısa olsun diyoruz. Peki halk sizi belediye başkanı yapsa ne gibi hizmet yapardınız diye soru var. Belediye başkanı olsaydınız bugün ne yapardınız hemen kısa olarak aklınıza gelen? Tabii ki önce bir yatırım olması lazım. Hükümet tarafında yatırım olması lazım. Yatırım gelse çok şey yapılıyor. Örneğin mesela pazar bir proje olması lazım. Park alanları olması lazım. Tamam, vatandaşların oturabilecek olduğu yer olması lazım. Güzel bir şekilde. İlk aklınıza gelen o. Bunlar. Peki biliyorsun belediye başkanları adaylar da yavaş yavaş çıkıyor. Evet. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nden, AK Parti'den, şu anda CHP'den 3 tane aday çıkacak. Adayları var ama bunlara ne söylemek istersin? Yani pazarda yaşadığın için bunlardan biri mutlaka belediye başkanı olacak. Tabii ki. Ne söylemek istersin aklına gelen? Hangi partiden olursa olsun yani pazara girdiği zaman iyi bir hizmet yapması lazım. Bu halka iyi bir hizmet göstermesi lazım şu anda. Yani. İyi bir hizmet istiyoruz. İyi bir hizmet göstermesi lazım. En önemlisi o. En önemlisi zaten o. Peki bir başka bir sorumuz daha var. Pazarın burada en önemli sorunu nedir sizce yani? Sizin aklınıza gelen. En önemli. Aklına gelen. En önemli sorunu derken altyapı sorunu zaten hiç yok. Altyapı sorunu var. Yok. O ne mesela biz Soğuk Su Mahallesi'nde Arca Sitesi'nde oturuyoruz. Şu anda altyapı ile ilgili tamamen sıfır. Sıfır diyoruz. Sıfır diyorum. Şimdi biz belediyeye müracaat ettik. Herhangi bir çözüm olmadı. Biz kendi imkanlarımıza göre bunu yaptık. İleriye bildirdik. Çevre Bakanlığı'na herhangi bir çözüm gelmedi. Yani altyapı önemli diyorsunuz. Önemli. Pazar bütün sorunları zaten altyapı var. Bizim zaten tamamen sıfır. Peki bir başka sorumuz var. Mesela belediyede kültür hizmetleri, belediyede sağlık hizmetleri, aynı zamanda belediyede eğitim hizmetleri deyince aklınıza ne geliyor? Kültür, sağlık, hizmet. Çok şey var. Çok şey ileri söylenmek lazım aslında. Şimdi belediyede sağlık sorunu olması lazım. Doktor olması lazım. Belediye tarafında. Belediye doktoru olması lazım. Kültür hizmetlerinden. Kültür hizmetleri olması. Okuma yazma olmayan kişilere okuma yazma. Eğitimde olması lazım diyorsunuz. Eğitim şartı. Evet. Eğitim olsa biz daha güzel şekilde. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.